Herkese merhaba. Müthiş ötesi bir tarifle karşınızdayım. Bugün kuzu kaburga yapıyoruz. Hem de barbekü soslu, hem de böyle fırında 3-4 saat pişen cinsten. İnanılmaz lezzetli. İsterseniz böyle olduğu gibi yiyin. İsterseniz kesin işte hamburgerin içine koyun, lavaşın içine koyup yiyin. Gerçekten bayılacağınız bir tarif. Malzeme olarak neler kullanacağım? 500 gram kuzu kaburga kullanıyorum. Danayla da yapabilirsiniz ama danayla yapınca biraz daha sert oluyor. Kuzuyla daha yumuşak oluyor. Aklınızda bulunsun. Çok hızlı bir barbekü sosu hazırlayacağım. Onun için şöyle yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar ketçap, 1-2 yemek kaşığı esmer şeker, 1 yemek kaşığı Worcestershire sos ya da Worcester sos artık ne diyorsanız, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, biraz kimyon kullanacağım, soğan tozu, paprika, tuz, karabiber lezzet versin diye biraz taze kekik ve de birazcık et suyu kullanacağım ki o et suyunun içinde pişsin, böyle iyice yumuşacık, nemli nemli bir kuzu kaburga olsun. Şimdi önüme döküm tavamı aldım. Döküm tava, fırına girebilen bir döküm tava kullanmanızı tavsiye ediyorum. Altını açıyorum. İyice ısındıktan sonra eti içine alacağım. Ben de o sırada eti tuz ve karabiberle birlikte biraz lezzetlendireceğim. Biliyorsunuz ben döküm tava olarak stovu tercih ediyorum. Neden? Bunun ızgarası şöyle gördüğünüz gibi 7 mm yüksekliğinde, yani oldukça derin bir ızgarası var. Bu sayede et çok güzel mühürleniyor, çok güzel bir iz verebiliyorsunuz. Aynı zamanda da hem nemli kalıyor hem de çok iyi bir pişirme işlemi sağlıyorsunuz. Biz bugün kuzu kaburga pişireceğiz ama istediğiniz bütün etlerde, sebzelerde, tavuklarda, balıklarda bu geçerli. Şimdi güzelce kızsın, ondan sonra eti alalım. Izgara tavam güzelce ısındı. İçine de yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar yağ koymuştum ben, sıvı yağ. O da iyice ısındı. Şimdi eti üzerine alıyorum. İşte bu sesi duymak istiyoruz. Burada yapabileceğiniz en büyük hata etin iyice mühürlenmesini beklemeden çevirmeye çalışmak olur. O zaman böyle etin yapıştığını görürsünüz. Ondan minimum 3 dakika boyunca ete hiç dokunmadan aynen böyle bırakıyorum ki bir tarafı güzelce mühürlensin. Biz de o sırada hemen hızlıca barbekü sosumuzu yapalım. Barbekü sosu için çok basit, böyle tık tık hazırlayabileceğiniz bir sos tarifi vereceğim. Bunu normalde ben pişiriyorum ama bugün hiç pişirmeden etin üzerine koyacağız. Zaten fırında etin üzerinde uzun uzun pişecek. Bütün sos malzemelerini, sirke, şöyle ketçapın içine alıyorum. Ev yapımı ketçap kullanabilirsiniz, organik ketçap kullanabilirsiniz. Tuz, karabiber, biraz da baharat ekleyip lezzetlendirelim. Paprika. Soğan tozu. Eğer soğan tozu yoksa evinizde, o zaman işte bir sos tavasında soğanı böyle minik minik doğrayıp kavurup ondan sonra diğer malzemeleri ekleyerek de devam edebilirsiniz. Ve de kimyon. Her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Bu ete çok yakışacak. İşte hızlı bir sos. Dediğim gibi eğer fırında pişmeyecek olsaydı tavada biraz pişirirdim ki lezzetler iç içe geçsin diye. Şimdi etin bir tarafı mühürlensin, onu çevirelim. Ondan sonra bütün sosu üzerine sürelim ve de fırına girmek için hazırlayalım. Şimdi artık çevirebiliriz eti. İşte şu güzel rengi görmek istiyoruz. Diğer tarafı için de 3 dakika bekliyorum. En sevdiğim kokuyla baş başayım şu anda. Etin diğer tarafında mühürlendiğini gördüm. Şimdi şöyle hazırladığım sosu üzerinden bolca döküyorum. Of! Sosu etin her bir tarafına güzelce yaydıktan sonra kekikleri atıyorum. Birazcık et suyu dökeceğim. Yarım litre kadar. Şöyle bir etin neredeyse üçte birini kaplayacak kadar olarak düşünebilirsiniz. Bu sayede ne olacak? Et suyun içinde piştiği için çok daha nemli ve yumuşacık bir şekilde pişecek. Bu arada muhteşem gözüküyor. Bu sosu da bol bol koyduk. Et iyice o lezzeti içine de çekecek. Şimdi ne yapıyorum? Bir yağlı kağıt hafif nemli ve ardından buruşturulmuş. Bunu da etin üzerinden şöyle güzelce kapatıyorum. Bütün o nemi iyice hapsediyorum ızgara tavaya, döküm tavama. Ardından üzerine
folyo ile güzelce kapatıp 150 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. 3 saat, 4 saat artık ne kadar isterseniz, ne kadar uzun pişerse o kadar iyi. Piştikten sonra ne kadar müthiş gözüktüğünü de sizlerle paylaşacağım. Yani yaklaşık 3 saattir pişiyor bu ve şu güzelliğe bakar mısınız? Ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Şu an ağzım falan sulandı. O kadar güzel gözüküyor ve o kadar lezzetli kokuyor ki. Şimdi ne yapacağım? Bunu böyle... Videonun bundan sonrası biraz el yakma içerebilir şimdiden. Uyarayım. Gördüğünüz gibi hiç su kalmadı. Hiç de su eklemeye gerek kalmadı. Bunu hemen şunun üzerine alıyorum. Ve de şu şeylerin arasından... Of! O kadar yumuşak ki... Zaten bıçak değdiği anda kesiliyor. Şu kemiklerin arasından kesiyorum. Elim yandı. Ay çok yumuşak. Yumuşacık dağılıyor. Bu yiyince ağza nasıl dağılacak tahmin edemiyorum. Bakar mısınız? Et kemikten ayrıldı mı? İşte ayrıldı. Buyurun. Et kemikten ayrıldı. Yumuşacık dağılıyor ya. Böyle lezzetli bir şey yok. Bunu sofraya çıkarın. Beğenmeyecek bir insanı ben tanımıyorum. Müthiş gözüküyor. Şimdi şu kalan sostan da bolca üzerinden döküyorum. Bu arada bu sosu da asla ziyan etmeyin. Bir kaseye alın. İnsanlar batıra batıra yesinler. Bu kadar yumuşak pişmesinde kesin dökümün etkisi var. Ondan dökümde pişirmenizi tavsiye ederim. Çok da güzel mühürlendi. Yumuşacık da pişti. Biraz da nane. Kuzuya çok yakışır nane. Taze nane yapraklarıyla süsleyebiliriz. Ama o kadar yemek istiyorum ki şu an süslemeye sabrım yok. Hemen şunu tadayım. Bakalım nasıl olmuş. O kadar lezzetli ki o sosla birlikte uzun uzun piştiği için et sosun lezzetini tamamen içine çekmiş. Yani of. Dağılıyor ağızda. Yumuşacık lif lif ağızda dağılıyor o nefis barbekü sosla birlikte. Mutlaka görün. Bu tarifi mutfaklarınızda deneyin. Pişman olmayacaksınız. Garantisini veriyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz birbirinden farklı yüzlerce yemek tarifi için de lütfen abone olun. Hoşça kalın.